Şekildeki gibi hazırlanmış elektrik devresinde X, ve Z metallerinin genleşme özelliklerinden faydalanarak ortamın sıcaklığı değiştirildiğinde lambaların ışık vermesi amaçlanmaktadır. Ortamın sıcaklığı yavaş yavaş arttırıldığında önce kırmızı lambanın ışık verdiği, daha sonra ise mavi ve yeşil lambaların aynı anda ışık vermeye başladığı gözlenmektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Genleşme miktarı ilk boyla doğru orantıdır. Sıcaklık değişimi delta T ile doğru orantıdır. Aynı zamanda genleşme katsayısı ile doğru orantıdır. X, Y ve Z metalleri için sıcak değişimleri aynıdır. O zaman delta'ya bakmıyoruz. L0 ve lambda'ya bakmamız yeterli. İlk başta X metali bu konuma gelecek ki kırmızı lamba yansın. Yani birinci durum. Sonra Z ve Y metalleri bu konuma gelecek ki Y ve Z'nin bağlı olmuş olduğu yeşil ve mavi lambalar yansın. Yani bu da ikinci durum olmuş oldu. Buradan şunu söyleyebiliriz. X ve Z'nin ilk boyları aynı olduğuna göre X'in genleşme katsayısı Z'ye göre daha büyük oldu. Lambda X büyüktür lambda Z. Fakat Y metalinin ilk boyu Z ve X'den farklı olduğu için Y metalinin diğer metallerle olan ilişkisini kesinlikle söyleyemeyiz. O zaman öncülere bakalım. X metali Y metalinden daha iyi genleşmektedir. Bilmiyoruz. O yüzden olabilir diyoruz. X metali Z metalinden daha iyi genleşmektedir. Evet bu kesinlikle doğru. Y metali Z metalinden daha iyi genleşebilmektedir. Bunu da bilmiyoruz. Belirsizlik var. O yüzden kesinlikle bildiğimiz yalnız iki yani cevabımız şıkkıdır. Süleyman Bey marketten aldığı iki özdeş ampulden birini evin salonunda, diğerini ise boyutları salondan daha küçük olan başka bir odaya takıyor. Ampuller salon ve odanın tam merkezinde yer alacak şekilde yerleştirildiğinde salon daha loş, odanın ise daha aydınlık olduğu görülüyor. Bu olayın nedeni bir iki söylemlerinden hangileriyle açıklanabilir? Özdeş lambalar olduğu için ışık setleri birbirlerine eşit olur. Toplam ışık akısı da ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. O yüzden toplam ışık akıları da birbirlerine eşit olacaktır. Aydınlanmaya geldiğimizde bir noktadaki aydınlanmaya baktığımızda kaynağı olan uzaklığı dikkat alacağız. Yani o uzaklığın karesi ters orantılı olduğunu bileceğiz. Bakalım söylemlere. Salondaki ışık kaynağının parlaklığının odadakinden daha az olması birinci söylem yanlıştır. Çünkü ampuller özdeş. İkinci söyleme bakıyoruz. Salon duvarlarındaki toplam ışık akısının odadakinden daha az olması. Hayır toplam ışık akıları birbirlerine eşitledik Salon duvarlarındaki aydınlanma işletinin odadakinden daha az olması. Evet kaynağı olan uzaklıklara baktığımızda buradaki uzaklığa D1 buradaki uzaklığa D2 dediğimizde D1 D2'den daha büyük. Dolayısıyla aydınlanma da daha küçük olacaktır. Yani 3. öncül 3. söylem doğrudur. Cevabımız bu durumda yalnız 3C şıkkıdır. İş direnci önemsiz bir pil ile hazırlanan şekilde gerekli devresinde direnci ihmal edilmeyen bakır çubuk serbest hareket edebilmektedir. Bakır çubuk yalıtkınan sapından tutulup sol tarafı doğru yavaş çekilerek devreden ayrılıyor. Buna göre ilk durumda lamba ışık verir. Bakır çubuğun ucu A noktasını geçince lamba parlaklığı değişmez. Bakır çubuğun ucu A noktasına gelene kadar pilden geçen akım şiddeti artar. Yargılanan hangileri doğrudur? Devreyi öncelikle harflendirelim. Artı kutbuna K noktası, eksi kutbuna da L noktası diyelim. Ve K noktasını kullanmaya devam edelim. Buraya kadar kullanabildik. L noktasını kullanmaya devam edelim. Buraya L diyebiliriz. Herhangi bir şekilde direnç yok. Herhangi bir şekilde direnç ya da üreteç yok. O zaman buraya da L noktası diyebiliriz. Aynı nokta arasında kaldığı için bakır çubuğun şu kısmı kısa devre olmaktadır. Yani bakır çubuk için şu uzunluk söz konusu ve buradan bir tane de lambamız söz konusu. K ve L noktalarını şu şekilde yazarsak K ile arasında bakır çubuğun direnci ile lambanın direnci oldu. Ve buradan da üretici bağlayabiliriz. Üreteçte bunlar çalışacaklar. Bu durumda üzerlerinden akım geçecektir ve üzerlerinden geçen akım da dirençlerle ters orantılı olacaktır. Çünkü her ikisi de KL arasında kalmıştır. Yani uçlar arasındaki potansiyel farklar birbirlerine eşittir. Öncüllerimize bakalım. İlk durumda lamba ışık verir. Doğrudur. Bakır çubuğun ucu A noktasını geçince lamba parlaklığı değişmez. Bakıyoruz. Her ikisi de KL arasında kaldı. Yani bakır çubuğun k arasında kalan direnci ile lambanın direnci k arasında kaldı. Her ikisinin de uçlar arasındaki potansiyel fark üreticinin uçları arasındaki potansiyel fark oldu. O zaman bakır telliğin K'li arasında kalan kısmı olmazsa ki A noktasını geçtiğinde olmayacaktır. Yani bakır tel şu şekilde olacaktır. Bir temas olmadığı için bu ortadan kalkacaktır. KL arasında olan lamba yine ile arasında olacak. Bu durumda parlaklığı değişmeyecek. Çünkü üzerinden geçen akım direkt üreticinin gerilimi bölü lambanın direnci. Değişen bir şey olmaz. O yüzden ikinci öncü de doğrudur. Bakır çubuğun ucu A noktasına gelene kadar Pilden geçen akım şiddeti artar. Bu uç A noktasına gelene kadar diyor. Zaten bu kısım LL arasında kalmıştı. Yani kısa devreydi. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. Eş değer direnç değişmeyecektir. O zaman akım da değişmeyecektir. Yani üçüncü yargı kesinlikle yanlıştır. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 olan değişiktir. Derinlikleri birbirinden farklı olan X ve Y ortamlarında ilerleyen doğrusal su dalgalarının üstten görünüm şeklindeki gibidir. Buna göre Y ortamın derinliği X ortamınınkinden büyüktür. X ortamının derinliği arttırılırsa alfa açısı artar. X ortamının derinliği arttırılırsa beta açısı azalır. Yargılarının hangileri doğrudur? X ortamından Y ortamına geçen su dalgası kırılmasaydı bu şekilde ilerleyecekti. Fakat bu kısım gördüğünüz üzere geride kalmış. Geride kalması ne anlama geliyor? X'den Y'ye geçen su dalgasının Y ortamında daha yavaş ilerlediği anlamına geliyor. Yani yavaş. Yavaş olması Y ortamının X ortamına göre daha sığ olması anlamına gelir. X ortamının derinliği HX, Y ortamının derinliği de HY ise X'in derinliği Y'nin derinliğinden daha fazladır. Y ortamının derinliği X ortamının büyüktür. Öncülü kesinlikle yanlıştır. X ortamının derinliği arttırılırsa alfa açısı artar. Şimdi alfa açısına baktığımızda gelme açısı. Şimdi bu gelme açısını değiştirecek herhangi bir durum söz konusu değil. X ya da Y fark etmez. Derinlik arttırıldığında alfa açısı kesinlikle değişmez. Çünkü ortamları birbirinden ayıran yüzey bu olacaktır. Gelen dalgada bu olacaktır. Alfa açısı bu durumda değişmeyecektir. Yani ikinci öncül de yanlıştır. X ortamının derinliği arttırılırsa beta açısı azalır. Derinliğin artması demek HX artarsa o zaman indis farklılığı da artacaktır. Indis farklılığının artması da kırılmanın daha fazla olacağını söyler. Yani X ortamından Y ortamına geçen su dalgasının öncekine göre daha yavaş ilerleyeceği anlamına gelir. Daha yavaş ilerlemesi de şuradaki geri kalma durumunu artırır. Geri kalma durumu artacağı için de beta açısı gördüğünüz üzere azalmış olacaktır. Yani 3. öncül doğrudur. Bu durumda cevabımız yalnız 3'tür. Santifikasyon temel olarak bir ayırma yöntemidir. Yaşamsal sığımız olan kanımızdan örnek alınarak bir tüp içerisine yerleştirir. Daha sonra bu kan örneği santifüj makinesine yerleştirilerek hızlı bir şekilde döndürülür. Dönme hareketinden elde edilen kuvvet kullanılarak kan içindeki parçacıklar yoğunluklarına göre ayrılır. Tüpün alt kısmında kanın yoğun olan kısmı, tüpün üst kısmında ise kanın az yoğun olan kısmı birikir. Kan tahlili yaptırmak amacıyla hastaneye giden şöyle, Tuğçe ve Nihal'den alınan işlemde kan örnekleri santifüjlendikten sonra aşağıdaki gibi görünmektedir. Buna göre şöyle, Tuğçe ve Nihal'e ait kan örnekleri için aşağıda çizilen kütle hacim grafiklerinden hangisi doğrudur? Yoğun bölgesi en fazla olan Tuğçe olduğuna göre Tuğçe'nin kanının kütlesi en büyük olacaktır. Eşit hacimde en büyük kütle Tuğçe'de olacak. Şule'nin yoğun bölgesi daha az olduğuna göre eşit hacimdeki kütlesi en küçük olan Şule'nin kanı olacaktır. B şıkkına baktığımızda eşit hacim alırsak kütlesi en büyük olan Tuğçe'nin kanı, kütlesi en küçük olan ise Şule'nin kanı. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Turistik bir bölgede insanları kayıkla küçük bir göl üzerinde gezintiye çıkaran kayıkçı, kayığında bulunan Kerem ve Aslı'yı indirip Leyla ve Mecnun'u alıp gezintiye devam ediyor. Kerem, Aslı, Leyla ve Mecnun'un kütleleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Kerem ve Aslı'nın kayıktan inip Leyla ve Mecnun'un bindiği durum ile ilgili olarak kayığın suda batan hacmi artmıştır. Kayığa etki eden net kuvvet değişmemiştir. Göldeki su seviyesi eskisine göre artmıştır. Yargılarından hangileri doğrudur? Toplam kütlelere bakalım önce. Kerem ve toplam kütlesi 130 kilogram. Leyla ile Mecnun'un toplam kütlesi ise 135 kilogram. Yani Leyla ile Mecnun, Kerem ve göre daha ağır. Birinci durumda kaldırma kuvvetine FK diyelim ve toplam ağırlığı da aşağı doğru çekelim. Toplam ağırlık. İkinci durumdaki kaldırma kuvvetine FK üstü diyelim. Toplam ağırlığa da G toplam üstü diyelim. Toplam ağırlık arttı. Toplam ağırlık arttığına göre o zaman FK üstü de artacak. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılı. Sıvının öz kütlesi çarpı yer çekimesiyle doğru orantılı. Kaldırma kuvveti arttığına göre o zaman batan de artmak durumdadır. Birinci öncüde kayın suya batan hacmi artmıştır diyor. Dolayısıyla doğrudur. Kaya etki net kuvvet değişmemiştir. Düşeyde etki eden net kuvvet sıfırdır. Çünkü kaldırma kuvveti ağırlık eşit büyüklükte olup net kuvveti sıfırlamaktadır. İğmeli hareket yok çünkü. Yine düşeyde net kuvvet sıfır olacaktır. Ve dolayısıyla net kuvvet değişmemiş oldu. Yani ikinci öncülü de doğru. Göldeki su seviyesi eskisine göre artmıştır. Batan hacim arttı. Yani kayığın sudaki hacmi artmış oldu. Bu da su seviyesinin artmasına sebep olacaktır. Yani üçüncü öncülü de doğrudur. Bu durumda cevabımız E şıkıdır. Serhat birbirinden farklı yatay düzenli durgun halde bulunan özdeş sandıkları yere payla olacak şekilde eşit büyüklükte kuvvet uygulayarak sandıkları hareket ettirmek istiyor. Serhat sadece bu zemin üzerinde bulunan sandıkları harekete geçirebildiğine göre zemin tarafından sandıklara uygulanan sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir. Serhat 3 durumda da F kuvveti uygulasın şu şekilde ve sadece bu zeminde hareket ettirebiliyormuş. O zaman asfalt zeminde hareket etmiyor olması sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün efe eşit olması anlamına gelir. Yani bunlar birbirlerini sıfırlayacak Bu bir üzerindeki net kuvvet sıfır olacak. Hareket etmeme durumunda net kuvvet sıfır olduğu için tahta zeminde de net kuvvet sıfır olacak. Yani tahta zeminde de sürtünme kuvveti efe eşit olacak büyüklük olarak birbirlerini sıfırlasınlar çünkü. Bu zemine geldiğimizde bu zeminde bir net kuvvet var. Yani sıfırdan farklı. O zaman sürtünme kuvveti, ortaya çıkan sürtünme kuvveti F'den daha küçük olacak ki sağa doğru bir net kuvvet oluşsun ve harekete başlayabilsin. Bu da şunu söyleyecek bize. Asfalt zeminde ve tahta zeminde sürtünme kuvvetleri eşit büyüklükte olacak. Bu zeminde ise e, asfalt zemin ve tahta zemindeki sürtünme kuvvetinden daha küçük bir sürtünme kuvveti olacağı için cevabımız B şıkkı olacak.